İster miydin? Patatesli. Bilmiyormuşsun gibi. Patatesli poğaça mı olur Allah aşkına ya? Poğaça kıymalı bile olmaz. Poğaça dediğin peynirli olur, bir de sade olur. Poğaçanın doğasına aykırı patates kıyma. Peki kendim aldığım poğaça için hesap mı vereceğim ben sana? Neyse sen yarışa peynirli poğaça getir tamam mı? Güzel gider izlerken. Ne yarışı? Bisiklet. Ha. Şu tertipleme yarış. Yalnız ben ortalıkta bir yarış havası görmüyorum ya. Doktor, bu iş bende. Tamam. Zemin hazır. Eli kulağında olacak o yarış. Yüzüm. Manipülatif hamleleri yaptım diyorsun. Manipülatif. Yanlış kelime. Daha ziyade ben olaylara yön veren insanım. Sen bugün Selin'i görmedin değil mi? Belli ki görmemişsin. Hala hayatta olduğunu göre. Yani eşek kadar adam gidecek karıcığını anlatacak olanları. Öyle mi diyorsun? Allah Allah. Yani böyle bir şey olabileceğini tahmin edemiyor musun? Olayları yönlendiren insan olarak. Ateş. Anlat acaba. Tam düşündüğüm gibi. Ne? Evrak işini Zeynep'e paslamışsın. Pas vermem ben. Şahsi oynarım. Tabii. Yaydın masaya kağıtları. Kara kara düşünürken Zeynep geldi gördü. Dayanamadı sana. Hocalık böyle bir şey. İkinizin de evrakları eksiksiz geldi bana. Çok teşekkür ediyorum efendim. Ne demek? Görüşürüz. Anlatmamış. Anlatmamış. Hadi bakalım. Selin Hanım merhabalar. Merhaba Gülay Hanım. Teşekkür ederim. Nasılsınız? Teşekkür ederim. Artık danışanlarımızın eş ve yakınları için de bir destek grubumuz var. Takvimini size gönderdim. Belki ilgilenirsiniz. İlgilenirim tabii. Çok güzel düşünmüşsünüz. Şimdi odama gidince bakacağım hemen. Tamam. Bir de dün seansta olanlar. Dün seansta olanlar? Doktor Ateş Bey'in Metin Bey'le aynı seansta olma isteğini kabul ettim. Bazen danışanlarımızın stres noktasını bu derece zorlamak onların kurban psikolojisinden sıyrılmasını sağlayabiliyor. Ama görünen o ki tek seferde kalacak. Rezillik resmen. Bir de hava yollarında çalışıyorum ben. Kabin memuruyum üstelik. Nasıl yaparsın bunu? Nasıl yaparsın? Neyi? Ayrıca teşekkürler, hıçkırığım geçti. Grup terapisine girmişsin. Sen öyle söylememiş miydin? Duygularınla yüzleşmen lazım. 5 yıl önce dedim sana bunu. İşte ancak fırsat bulabildim. Doktorum ya, hastalar mastalar, poliklinik derken. Sen istediğin kadar tedavi olma. Böyle mutsuz ve huysuz bir şekilde kal. Metin'in tedavi olmasına neden engel oluyorsun? Benim kimseye engel olduğum falan yok. Herkese açık bir toplantı orası. Acaba Metin neden orada? Çok mu bunaldı acaba? Evliliğinde bir sıkıntı mı var? Yani önemsediğimden soruyorum. Sen kimseyi önemsemiyorsun. Senin derdin benle. Sen hala benimle birlikte olmak istiyorsun. Ayıptır söylemesi. Elimi sallasam ellisi. Böyle dikildiğin zaman tepemde yalnız hastalarımla ilgilenemiyorum. Kaç paket? Günde bir paketten birazcık fazla. Ama hafif bir sigara içiyordum zaten. Siz bu hanımla mı evliydiniz eskiden? Doktorlar da hata yapar. Kaç paket derken sigarayı sormuyorum. Bu sakız var ya, çiğnediğin sigarayı bırakmak için çiğnediğin sakız. Onu soruyorum. 6, belki 7. Bir de ben seni koruyorum. Ben ve İpek, sen hayatını mahvedecek saçmalıklar yapma diye elimizden geleni yapıyoruz. Seni bizim kadar da düşünen yok, haberin olsun. Huysuzsun. Huysuz falan değilim, öfkeliyim ben. Hem de çok öfkeliyim. Huysuzsun. Sen birinden veya bir şeyden bıkıp usandığın zaman huysuz olursun, huysuz. Yeter, kes! Ay yanılmışım, pardon. Değilmiş huysuz. Ateş. Metin çok zor bir zamandan geçiyor. Ve bunu en iyi sen anlarsın. Ama sen kim, empati kim, öyle değil mi? Ha, sakat sakat. Şimdi anladım, empati. Acaba müzik grubu falan mı kursak biz Meto'yla? Ha? SSK. Selin'in sakat kocaları. Bizim Metin'le güzel bir ilişkimiz var Ateş. Ve karı koca olarak çok zor bir süreçten elimizden gelen en iyi şekilde geçmeye çalışıyoruz. Bunların benimle hiçbir ilgisi yok mu yani? Yok. Hiçbir ilgisi yok. Bırak artık bu işin peşini.